Oh diyorum, oh gelsin zamba, çok güzel oluyor. Gurbetçiyim, buradakiler düşünsün. Oh diyorum, oh. Bu kadar Suriyeli doldursan da ekonomimiz daha iyi olur. Devam edin Suriyeli doldurmaya. Bunu demek istiyorum. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi gitgide kötüye gidiyor diyorlar. Ben yurt dışındayım. Ben geleli 3 hafta falan oluyor. Ama bilmiyorum. Ben bu her şey pahalı. Ya bize öyle geliyor, alışkın değiliz. Her şey pahalı, bilmiyorum. Başka bir diyeceğim yok. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri çok güzel. Memleketimizde canım feda. Çok şahane, güzel. Peki sizce Kayseri'de ne eksik? Kayseri'de? Ne eksik? Anlamadım. Ne eksik Kayseri'de? Ha, vallahi eksik bir şey yok bence. Bilmiyorum. Alışveriş her yerde, her şey iyi. Ama sadece sonuç pahalı. Pahalı, pahalı bu. Sadece bunu diyebilirim. Çok pahalı her şey. Biz ilçeden geldik mesela, Özvatan ilçesinden geldik, alışverişe geldik. Hiçbir şeyin yanında varamıyor. Pahalı yani. İşte bizim elimizde var, alıyor. Olmayan nasıl alacak? Çok zor. Geçinmek çok zor şimdiki zamanda. Son gelen zamlardan sonra size en pahalı gelen ürün nedir peki? Vallahi genellikle eşim alışveriş yapar ama her şey çok pahalı. Her şey. Bir ıslah mendili varana kadar yani. Yani millet ne yapacağını söyleyeyim. Olan alır ama olmayan neyle geçinecek? Onu hiç düşünmüyorlar. Çalışmayanlar hiç, bir sürü çalışmayan var. Zor yani, çok zor. Özvatan ilçesinde yaşıyorsunuz. Özvatan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Evet, Kayserimizden ki Menduh Bey'den de çok Allah razı olsun. O da yardımcı oluyor her şeyde. Çok iyi, memnunuz. Güzel çalışıyoruz. Özvatan'a yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Bir an önce gazlarımızın hemen bağlanmasını istiyor. Doğalgaz geliyor Özvatan ilçesine. Başka yok. Çok şükür başkanımız her şeyi yapıyor. Teşekkür ederim. Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye'nin ekonomisini ben bilmiyorum pek. Yurt dışında yaşıyorum. Ama daha yeni geldim. Pahalılık almış başını gidiyor. Düzensiz bir ekonomi var. Bilmiyorum yani. Şu anda tam yaşamadığım için sizin kadar iyi bilemem. Onun için çok fazla yorum yapmam doğru. Türkiye'de kaç bölge var? 7 bölge. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi. Peki dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Dayımın? Tek kız kardeşi. Vallahi biz, bizim yöremizde Bibi diyen de var, hala diyen de var. Ben Bibi diyorum. Dayınızın tek kız kardeşi. Kardeşi. Dayınızın. Vallahi zaten ya ben Bibi diyorum ama bilemediysek de bilemedik, sorun yok. Annenize ne diyorsunuz? Anne diyorum. Anneniz olur. Tamam, hadi bak. Hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ülke ekonomisi hakkında şu anda iyi değil yani. Niye iyi değildi? Şöyle iyi değil. Bugün mesela kiralar almış başını gitmiş. Bugün büyük şehirlerde 10 liradan aşağıyı bulamam diyorlar. Kayseri'de de öyle. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Kayseri'nin İldem'de. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnunum. Gerçekten efendi, nazlım bir adam. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başkanından memnun musun? Ondan, o da fena değil. Memnunum. 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden geleceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Neyi mesela? Ne? 65 yaş üstü için toplu taşımaya bedavaya biniyorlar ya. He. Paralı olacakmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Paralı da olmasın canım. Bir sürü zaten vergi ödüyor, algı ödüyor. Bedava olsun ya. Ne olacak o da? Peki, teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Ya gidiyor, bittik işte. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğin ürün veya ürünler neler? Bak hele, şimdi Türkiye devleti elde ettiği 100 liranın 73 lirasını tüketimden alıyor. Yani tüketim ne demek? Zengin de aynı malı tüketiyor. Ben de emekliyim. Ben de aynı malı tüketiyorum. Benzin, işte gaz neyse şimdi. O zaman ikimiz aynı vergi veriyor. Benim gücüm yani bu şu oluyor. Camımıza da serçeye de aynı dilekle vuruyor. Camımızın tozunu silkiyor. Serçe ölüyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Melik Gazi Belediye Başkanı'nı bir kere bir elini sıktım. Bir daha da sıkmam. Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Ne görmek istersiniz? Ben ondan memnun olmam. Ben muhalifim, karşısına aday koyacağım. Bunu belleyin, beni takip edin.
Peki ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ne düşüneyim, ortalığı görüyor işte, berbat. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Ben emekliyim. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok pahalı bulduğunuz ürün veya ürünler nelerdir? Ben servis sürüyorum. Mazot. Akaryakıta yeniden zam geleceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine ben. Ne düşünüyorsunuz? Gelmiş diye duydum dün yine. 40 lira falan olmuş gibi duydum mazotun litresini. Bugün bakacağız. Mazot alacağım. Ne kadar oldu bilmiyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yerlisiyim, merkez. Melikgazi'deyim. Melikgazi Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Ya hizmet olarak tamam. Bir şeyler yapıyorlar. Allah var şimdi. Çalışıyorlar. O konuda bir sıkıntı yok. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Ya, belediyeleri genelde ben iyi buluyorum. Çalışmalarını seviyorum. Kayseri belediyelerini iyi buluyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Ülkemiz iyice gidiyor. Ya çok pahalılık var. Pahalılık var. Allah. Akaryakıta yeniden zam geleceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyorum ya? Ben bir gidiyorum. Nereye? Akaryakıta yeniden zam geleceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben gelmese daha iyi olur. Akaryakıta geldiğimde zaman şuradan gelir. Ben şuradan gelir. Daha da pahalı olur. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Ben Kayseri'de... Demiyorum, ben İstanbul'da kalıyorum da. Ben yazın burada kalıyorum, işin gidiyorum. Burada yazın nerede kalıyorsun? Şeyde, Bülent'te. Hangi belediyeye bağlı? Koca Sinan Belediyesi. Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ben memnunum, ben çalışıyorum. Peki ne gibi yenilikler görmek isterdin belediye tarafına? Belediye ne? Bilmiyorum, ben güzel değilim. Güzel çalışıyordum. Ondan iş olmaz yani. Anlamam. Peki çok teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? İyi değil. İyi deriz, gözüküyor. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğin ürün ne ya? Ürün nedir? Ya, akaryakıt, benzin, hepsine zam. Akaryakıta yine zam geleceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya, zam. Alışırız ama. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Felahiye. Felahiye Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunum. Peki Felahiye Belediye Başkanı tarafından ne gibi yenilikler görmek isterdin? Hepsini istedim ya. Çoğu edemdir biraz böyle. Mesela abi ne gibi yenilikler görmek istedin? Adalina da belediye başkanı, mesela belediye başkanımız. Çok memnun oluruz. Ya işi güzel eskisi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? Ben Kayseri'den şikayetçiyim. Neden? Altyapıda, şeylerde çok sıkıntı var. Çok teşekkür ederiz. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Her şey parlak yani, ne diyelim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melikgazi. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Görevini yapıyor. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Faaliyet olarak? Hangi konuda olursa olsun yani, faaliyet olarak ne yaparsa ondan da ona kalırız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? O mükemmel bir insan. 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden geleceği konuşuluyor. Ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de kullanıyorum da. Evet. Ama devletin vermiş olduğu bir karar. Ne olursa ona da bir şey diyemeyiz. Peki teşekkür ederim.